Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlulukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımızda bugün 71. gündeyiz. 71. günde Haşir Risalesini, yani 10. sözü 4. suretinde okuyoruz. 4. suretin tamamını bir kez okuduk. Sonra yarısına kadar da tefekkür ettik fakat bitiremedik. Bugün inşallah yine baştan bir sonuna kadar okuyacağız. Sonra tefekkür ettiğimiz kısma kadar yine hızlıca okuyup ardından kaldığımız yerden tefekkür etmeye başlayacağız. Ama ondan önce adetimiz olduğu üzere 10. sözün başına mutlaka bir dönelim. Ayet-i Kerime'yi bir hatırlayalım. Yola nereden çıktığımızı ve nereye varacağımızı böylelikle hatırımızda tutalım inşallah. Evet, 10. söz Haşir bahsi alt başlığıyla başlıyor. Hemen başında şu ayetler var. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila asari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtihe. İnne zâlike le muhyil mevte ve hu ala kulli şeyin kadir. Kısa bir meali şöyle. Rum suresinin 50. ayeti bu. Kısa bir meali de şöyle. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Yani nazarımıza Allah'ın kudreti ve rahmeti bahar üzerinden veriliyor. Sonra deniliyor ki baharda bu kudret ve rahmet böyleyse, eserleri böyle görünüyorsa, bu kudret ve rahmet iktiza eder ki insan da geri dönsün. İnsan da bir bahara maruz bırakılsın veya insana bir baharla iltifat edilsin. Bu rahmet bunu ister, bu kudret de buna imkan verir diye ayet-i kerime bize bunu öğretiyordu. Bediüzzaman Hazretleri bunu bir bakış açısı olarak kuşandı ve bizi aynı hakikatin veya aynı formülün diyelim farklı suretleriyle, mesela rahmeti kudreti aldı, yerine adaleti ve intizamı koydu gibi gibi farklı yüzlerle bunu yaptı. Dördüncü surette de gördük ki bunu cömertlik üzerinden yaptı. Cömertlik ve neydi? Zenginlik. Hem cömert hem de imkanı var, zengin yani. O zaman neden tekrar ikram etmesin veya ikramda olduğu insanları, varlıkları kendine küstürsün diye sordu. Cevabını da Haşir'le verdi. Metni yine baştan bir kere okuyalım dediğim gibi. Ondan sonra tekrar dönüp konuşacağımız yerleri tefekkür etmeye çalışalım. Tevfik Allah'tan. 4. suret. Yani mevzunun 4. yüzü diyelim buna. Bak, had ve hesaba gelmeyen şu sergilerde olan misilsiz mücevherat, şu sofralarda olan emsalsiz matumat gösteriyorlar ki, bu yerlerin padişahının hadsiz bir sehaveti, hesapsız dolu hazineleri vardır. Bir daha okuyorum. Burası kilit. Bak, had ve hesaba gelmeyen şu sergilerde olan misilsiz mücevherat ve şu sofralarda olan emsalsiz matumat gösteriyorlar ki, bu yerlerin padişahının hadsiz bir sehaveti, hesapsız dolu hazineleri vardır. Halbuki böyle bir sehavet ve tükenmez hazineler, daimi ve istenilen her şey içinde bulunur bir dar-ı ziyafet ister. Halbuki böyle bir sehavet ve tükenmez hazineler, daimi ve istenilen her şey içinde bulunur bir dar-ı ziyafet ister. Hem ister ki o ziyafetten telezzüz edenler orada devam etsinler, ta zeval ve firakla elem çekmesinler. Çünkü zevali elem lezzet olduğu gibi, zevali lezzet dahi elemdir.
bir daha okuyorum. Çünkü zevali elem lezzet olduğu gibi zevali lezzet dahi elemdir. Bu sergilere bak ve şu ilanlara dikkat et ve bu dellallara kulak ver ki muciz numa bir padişahın antika sanatlarını teşkil ve teşhir ediyorlar. Kemalatını gösteriyorlar. Misilsiz cemali manevisini beyan ediyorlar. Hüsnü mahfisinin letaifinden bahsediyorlar. Demek onun pek mühim, hayret verici kemalat ve cemali manevisi vardır. Gizli, kusursuz kemal ise, takdir edici, istihsan edici, maşallah deyip müşahede edicilerin başlarında teşhir ister. Mahfi, nazirsiz cemal ise, görünmek ve görmek ister. Yani kendi cemalini iki veç ile görmek. Biri, muhtelif aynelerde bizzat müşahede etmek. Diğeri, müştak seyirci ve mütehayyir istihsan edicilerin müşahedesiyle müşahede etmek ister. Hem görmek, hem görünmek, hem daimi müşahede, hem ebedi işhat ister. Hem o daimi cemal, müştak seyirci ve istihsan edicilerin devamı vücutlarını ister. Çünkü daimi bir cemal, zail müştaka razı olamaz. Zira dönmemek üzere zevale mahkum olan bir seyirci, zevalin tasavvuruyla muhabbeti adavete döner. Hayret ve hürmeti tahkire meyleder. Çünkü insan bilmediği ve yetişmediği şeye düşmandır. Çünkü insan bilmediği ve yetişmediği şeye düşmandır. Halbuki şu misafirhanelerden herkes çabuk gidip kayboluyor. O kemal ve o cemalin bir ışığını, belki zayıf bir gölgesini bir anda bakıp doymadan gidiyor. Demek bir seyrangahı daimiye gidiliyor. Buraya kadar hatırlarsanız bir mahkeme-i kübra hakikatine dikkat çekilmişti. Mesela ta baştan bakalım. Ha tamam, buradayım zaten. Birinci suret, ikinci suret, üçüncü suret ne dedi bize? Birinci suretin son cümlesi şöyle. Hatta hepsini okuyayım. Birinci suret kısa zaten. Hiç mümkün müdür ki bir saltanat, bahusus böyle muhteşem bir saltanat, hüsnü hizmet eden mutilere mükafatı ve isyan edenlere mücazatı bulunmasın, burada yok hükmündedir. Demek başka bir yerde mahkeme-i kübra vardır. Bakın son cümleye dikkat istiyorum. Demek başka bir yerde mahkeme-i kübra vardır. İkinci surenin ahirini okuyayım. Halbuki kerem ise inam etmek ister. Merhamet ise ihsansız olamaz. İzzet ise gayret ister. Haysiyet ve namus ise edepsizlerin tedibini ister. Halbuki şu memlekette o merhamet, o namusa layık binden biri yapılmıyor. Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. Bakın yine aynı hatırlatma oldu. Son cümleyi bir daha okuyayım. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. Üçüncü suretin en ahirine bakalım. O da kısaymış, hepsini okuyayım. Bak ne kadar âli bir hikmet, bir intizamla işler dönüyor. Hem ne kadar hakiki bir adalet, bir mizanla muameleler görülüyor. Halbuki hikmeti hükümet ise, saltanatın cenah himayesine iltica eden mültecilerin taltifini ister. Adalet ise, raiyetin hukukunun muhafazasını ister. Ta hükümetin haysiyeti, saltanatın haşmeti muhafaza edilsin. Halbuki şu yerlerde o hikmete, o adalete layık binden biri icra edilmiyor. Senin gibi sersemler çoğu ceza görmeden buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. Bir daha okuyorum. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. Yani üç surette vurgulanan şey finalde mahkeme-i kübraydı. İçerikte neydi?
burada bir düzen işliyor, burada bir adalet var, burada bir ölçüllük var gibi gibi manalar, hikmet mesela onların içinde vardı. Hatırlatılarak denildi ki, bak bu alemde bu işler böyle oluyorsa, bizim de o sisteme dahil olacağımız bir yer vardır. Burası değilse orasıdır. Neresidir? Ahirettir yani o manada. Burası değilse bizim davamızın görüldüğü yer. O zaman bizi mahkeme-i kübrada çözecekler bizim işimizi. Bu dünyada görüyoruz ki çoğu varlığın davası bu dünyada çözülüyor. Ama bizim davamız biraz daha sanki kapsamlı, büyük. Bizim dosyamızı daha üst mahkemeye yolluyorlar. Öyle olur yani işlenen suça göre mahkemenin şeyi değişir. Adi suçlar daha alt mahkemelerde ama büyük suçlar, kapsamlı suçlar en yüksek mahkemelerde görülür. Onun gibi de insanoğlunun bu dünyada yaptığı işler diğer varlıklar gibi bu dünyada değil de daha başka bir alemde, daha büyük oturumlarla, daha büyük bir tartıyla, yargı müessesesiyle, ne diyelim hani nasıl anlatalım onu, daha büyük olduğunu anlayalım bu işin yani. Demek ki insan bir mahkemeye kübraya sevk ediliyor. Ama dördüncü surette bakın işin rengi değişti biraz. Dördüncü surette ne dedi? Demek bir seyrangahı daimiye gidiliyor. Bak burada bir makam farkı olduğunu bu final cümlesinden bile fark ediyoruz. Geriye dönelim şimdi başından itibaren tekrar okuyalım ve üst kısım için söylemediğimiz bir şey varsa eklemeye çalışalım. Alt kısmında da zaten üzerine konuşmadığımız için sarf-ı kelam etmeye çalışalım. Şüphesiz hidayet, tevfik, inayet Cenab-ı Hak'tan o ağzımıza hakikatlerini koyarsa biz de o hakikatleri nakledebiliyoruz. Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'ın duasında hani başta okuyorum hep, dilimizdeki tutukluğu çözsün, işimizi kolaylaştırsın, gönlümüzü genişletsin ki bu hakikatleri aktarabilelim dökmeden. Zaten Bediüzzaman Hazretleri anlatmış da, işte biz de kendi rengimize büründürerek ahiretimize bir hayır yollamaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak dökmeden, saçmadan size de acaba yapabiliyorsak yani birazcık kolaylaştırarak bu hakikatleri sunmayı nasip eylesin. Evet, dördüncü suret. Yine o emirle başlıyor. Bak, bak, bak. Yani kaçınma bundan. Alemin bilgisi birilerinin eline münhasır değil. Bugün biz öyle hissediyoruz belki biraz. O batının teknik üstünlüğünden dolayı sanki bilimi onlar yapar, biz yapamayız. Teknolojiyi onlar üretir, biz üretemeyiz. Biyolojiyi onlar geliştirir, biz geliştiremeyiz gibi geliyor bize sanki. Ama hakikati öyle değil. Cenab-ı Hak hepimize, her insana ilim kabiliyetini koymuş. Kainata dikkat-i nazar ettiğimizde perdeleri açan sırları koymuş. Bize düşen o istidatları kabiliyete dönüştürmek, kabiliyetleri de azimle, sebatla, istikametle kullanmak. Bunu yaptığımız zaman elbette bizim de kainata dair tefekkürlerimiz olacaktır, tekniğimiz olacaktır. Bu işin Müslümancasını biz de başarırız, başaracağız inşallah. Ahir zamanda buna dair çok müjdeler vardır. Bu iş hep böyle yenilgiyle sürmeyecek, hep böyle eziklik içinde sürmeyecek, mağlubiyet içinde sürmeyecek. Bir gün gelecek Müslümanlar tekrar alemin afakında kendi sancaklarını sallayacaklar arkadaşlar. Bakınız işte bugün Filistin'de gördüklerimiz bunların müjdecisi. Yine bizim küçük görmeyin kesinlikle, mesela SİHA'larla İHA'larla başardığımız şeyler bunun müjdecisi. Sadece biz de değil, mesela Pakistan'da nükleer teknoloji var. Bu da bir müjdecidir. Atıyorum hangi ülkede, İslam ülkesinde bir şey başarılmışsa, becerilmişse, üretilmişse o hepimizindir. Gün gelir bize ulaşır. Bu anlamda elbette Türkiye'nin, Pakistan'ın böyle uyanık evlatların diyelim, İslam aleminin daha uyanık evlatlarının, taşın altına elini koyan evlatlarının İlk hissesi vardır. Onların ürettikleri elbette diğer ümmete de önderlik edecektir. Ama her parçamızın bir kıymeti vardır. İnşallah Bediüzzaman Hazretleri'nin o
Tiflis'te bir polisle veya bekçiyle tam hatırlamıyorum münazarası sırasında söyledikleri, işte alemin her bir köşesi bir Müslüman ülkenin neyi oluyor? Ders çalıştığı yer. Mesela diyor Mısır İngiliz Mektebi İdadisi'nde ders görüyor. Türkmenistan Rusya'nın Mektebi Harbi'nde ders görüyor. Atıyorum Pakistan yine İngilizlerin işte bilmem şeyinde ders görüyor. Üstad Hazretleri öyle cevap veriyor. O bahsi okuyanlar hatırlayacaktır şimdi ben söylerken. Ben tam incesini hatırlayamadım. Diyor ki yani bunu diyor esaret olarak düşünmeyelim. O polis öyle diyor. Ya diyor İslam diyor parça parça olmuş diyor. Sen neden bahsediyorsun? Hani tekrar ayağa kaldırmaktan falan filan. Geç bunları diyor. Her taraf işgal edilmiş o zamanlar. Bu zamandan da kötü. Bugün yine Müslüman ülkelerin çoğunun bağımsızlığı var. O zamanlar yoktu bile yani bağımsızlık da yoktu. Hep sömürgelerdi. Ya diyor İslam parça parça olmuş sen neden bahsediyorsun diyor Bediüzzaman Hazretleri'ne. O da bak esareti neye çeviriyor? Bu diyor bir tedris. Biz şu an diyor eğitim görüyoruz. İngiliz sömürgesi olan İngilizlerin tasallutu altında öğreniyor bir şeyler. Kendini geliştiriyor. Gün gelecek diyor bu ders alanlar Ruslardan, İngilizlerden veya Fransızlardan ders alanlar, onların sömürgesi altında pişenler bulundukları kıtaların başına geçecekler diyor. Evet bu olacak inşallah. Ömrümüz varsa biz de göreceğiz. Bugün de işte Türkiye'nin az çok başarmaya başladıkları son zamanlarda Pakistan'ın işte o nükleerdeki başarısı, Mısır'ın şu an üzerinde kara bulutlar var ama o bulutlar dağıldığında kim bilir nelere muvaffak olacak. Yani diktatörler de sonsuza dek Mısır'ın başında kalmayacak o Sisi de mesela. Allah elbette onu da devirecek. O yüzden karanlık düşünmeyelim. Bu bakma işi bizde de var. Bizde de o kabiliyet var. İnşallah biz bu işin Müslümancasını yaptığımızda alem bir de bizi seyretsin bakalım. O devirler gelecek. Filistin bakın şundan 5-10 yıl önce böyle bir füze teknolojisi var mıydı Filistin'de? Yağmur gibi füze yağdırdılar İsrail'e son birkaç günde. 100 tane, 200 tane. Bir anda, bir saat içinde. Dün neredelerdi, bugün ne oldular? Bir de yarını düşünün bakalım. Bugün 100 attılar, yarın 1000 de atabilirler. İsrail'in kalkanı hangi güne kadar tutacak yani bu füzeleri? Gelişiyoruz. Bilgi diş macunundan çıkıyor, geri macunun içine girmiyor. Yani tüpüden çıkan macun gibi tekrar içine dönmüyor. Bu teknoloji, bu şey Müslümanlara da yayılıyor. Müslümanlar da öğreniyor. Ama Müslümanların en büyük eksiği istikrar. Arkadaşlar bizde istikrar yok. Kargaşa çok olduğu için işte o da Batılıların da aslında marifeti var. İçimizi çok karıştırdıkları için oturup sağlıklı, selametli bir şekilde mesai sarf edemiyoruz. Bakın Türkiye'de son 20 yılda bir istikrar oldu. O da çok kargaşa içinde yine. Yani düşünün o 20 yıl içinde neler yaşadık. Darbe teşebbüsüdür, şudur budur bir sürü hadise oldu. Ona rağmen bu kadar şey ürettik yani. Bak dünden ne kadar ileri gittik. Benim gibi yaşı işte 40 olanlar 20 yıl öncesini hatırlarlar. Belki gençler hatırlamıyor ama nereden nereye geldik? Ben çok ileride görüyorum kendimizi elhamdülillah. Daha da ileri gideceğiz. Ama elbette esbaba müracaat olacak bu. Bizim de üzerimize düşen Üstad Hazretleri'nin dediği gibi asayişi muhafaza, asayiş olmadan, güvenlik olmadan, toplum karışarak hiçbir yere gidemiyoruz. Müslümanların evvel emirde ihtiyacı olan şey o güven ortamının bozulmaması. O bozulmazsa kafamızı bu işlere veriyoruz. O bozulursa onlara dönüyoruz. O yüzden bir adım ileri gitmiyoruz. Batılılar da bunu biliyorlar. Karıştırıyorlar bütün ülkeleri. Sen şusun, ben buyum, o falan filan diye bu davalarla işte ömrümüz gidiyor. Akil olan bunların üstüne çıkabilendir. Sen şusun ben buyum bu kavgayla bir yere varamıyoruz yani. Onun üstüne çıkıp onun üstünde bir şeyler üretebilendir. İnşallah Türkiye'mizde hem alem İslam için bu anlamda bir ümit ışığı olmaya başladı. Cenab-ı Hak devamını getirsin bizi tekrar o karanlıkla kargaşayla imtihan etmesin. Evet bak bu emir
var. Had ve hesaba gelmeyen şu sergilerde olan misilsiz mücevherat, şu sofralarda olan emsalsiz matumat gösteriyorlar ki, bu yerlerin padişahının hadsiz bir sehaveti, hesapsız dolu hazineleri vardır. Yani bahara baktığımızda bile, dün konuştuk onu, ne sergiler, ne süsler, ne bostanlar, ne yeşillikler görüyoruz, ne canlılar, neler neler, her bir coğrafyada, her bir yamaçta farklı bir süs. Bir tepeye gidiyorsunuz papatyalarla dolu, bir tepeye gidiyorsunuz gelincikle dolu. Cenab-ı Hak her yere ayrı sergi açmış, görüyorsunuz ve bu bolluk gösteriyor ki ya hiç dekorda boş yer yok. Bu yerlerin padişahın hadsiz bir sehaveti, hesapsız dolu hazineleri vardır. Yani sergiye konulacak şey sıkıntısı çekmiyor. Bu sergi düzenleyenlerde bu sıkıntılar olur. Ya sergi açtık da salonu nasıl dolduracağız? O kadar tarihi eser var mı elimizde? O kadar resim var mı elimizde falan? Bunu sorarlar kendilerine. Cenab-ı Hak böyle bir şey sormuyor. Sormadığı da her yerden belli. Dolmayan yer yok ki. Biraz daha yer açın, orası da dolacak. Şuradan mesela 5-10 tane bloğu kaldırın İstanbul'da. Arsası bir gün sonra bakarsınız yeşillik olmuş. Alttan yeşillikler çıkmaya başlamış. Toprak yine göğermiş. Böyle bir şey yani. Eser sıkıntısı yok. İkram sıkıntısı yok. Öyle bir cömert. Öyle bir eli bol. Öyle bir yaratışta, büyük yaratışlar sahibi, sonsuz yaratışlar sahibi. Hesapsız dolu hazineleri vardır elhamdülillah. Halbuki böyle bir sehavetle tükenmez hazineler, daimi ve istenilen her şey içinde bulunur, bir dar ziyafet ister. Madem bunları kısıtlı dünyada başarabiliyor, elbette ister ki bu yapabildiğinin daha üstünü, tamını, kemalini bir yerde sonsuza dek yapabilsin. Madem bu cömertliği var, yapmak ister. Yani şey gibi düşünün, çok deni bir örnek ama vermek istiyorum. Ya bir tane futbolcu olsun mesela, yetenekli. Şimdi adam idmanlarda falan filan görüyorsunuz ne hareketler yapıyor falan filan. Şimdi bu adam idmanlarda, antrenmanlarda, işte küçük oyunlarda, halı saha maçlarında bu hareketleri yapıyorsa, bu adamı sen Şampiyonlar Ligi'ne koyduğunda, Şampiyonlar Ligi'nde finalinde oynattığında mesela, ya bu adam orada elinden gelenin en iyisini yapmak ister. İstidatlar, kabiliyetler insanda bile böyledir. Parlamak isterler. En uygun ortamlarda en büyük inkişafını göstermek isterler. Mesela Sergen'e soruyorlar, en kendinizi beğendiğiniz maç hangisiydi? Almanya-Türkiye maçıydı diyor. O maçta diyor hatasıza yakın oynadım diyor mesela. Bak o da kendisini de takdir ediyor. Başka bir futbolcuya sorsan belki o da başka bir şey söylüyor. Ya da yeteneğinin hangi noktasını beğendiğini sorsan mesela şey diyordur belki, sol köşeye iyi vuruyorum der mesela, atıyorum. Veya kondisyonum iyi der. Veya işte bileklerim iyi der, tekniğim iyi der, iyi pas atıyorum der. Mesela Mesut Özil de onu söyler. Tek pasta çok iyiyim der mesela. Gibi gibi. Şimdi bu yetenek insanda bile böyle. İşte Cenab-ı Hakk'ın bize koyduğu cüz'i şeyler bunlar. Biz Cenab-ı Hakk'ı kaç yönümüzle biliyoruz? İşte iki yönümüzle. Bir, bizde olmayanlarla onu biliyoruz. İki, bizde az olanlarla onun sonsuzluğunu biliyoruz. Şimdi nasıl? Mesela aczimizle, fakrımızla onun kudretini biliyoruz. Biz hiçbir şeyi yaratamıyoruz. Ama Cenab-ı Hakk'ın yarattığını bu vesileyle öğreniyoruz. Bizde yok, zıtlığımızla onu öğreniyoruz. Cahilliğimizde ilmini öğreniyoruz mesela. Ama bir de az olan yeteneklerimizle mesela Cenab-ı Hakk'ı tanıyabiliyoruz. Diyoruz ki ha ben, yani mesela şöyle bir tefekkür yürütebiliyorum. Ben odamı ben temizlediysem, böyle temiz olduysa, o zaman kainatta bir temizleyen var. Çünkü kainat da çok temiz. Bende cüz'i bir şey var. Temizleme yeteneği. Onunla Cenab-ı Hakk'ı tanıyorum. Bunun gibi Cenab-ı Hakk'ı iki yönden de bilebiliyoruz. İşte bizdeki istidat, kabiliyet nasıl
tam inkişaf etmek, tam kendini ortaya koymak, tam bir şekilde insanlara ben bunu da yapabiliyorum arkadaş dedirtmek istiyor. La teşbih ve la temsil. Elbette mukaddes ve münezzeh manalarla bizdeki kusurlardan arınmış olarak Cenab-ı Hak da madem böyle cömert, böyle sonsuz ikramı var, dünyada bile bu imkanlarının ne kadar yüksek olduğunu gösterebilmiş bu zıtların birbirine karıştığı alemde, fani alemde. Böyle bir Allah ister ki bakın cömertliğimi tam görün, ben cennet de yaratabiliyorum demek ister. Yani o cömertlik tam inkişaf etmek ister. Dün de verdiğim bir örnek vardı mesela işte. Benim amcamın kızıyla eniştem, onların evine gidiyorum. Çok cömertler. Hani bırakmıyorlar bir türlü. Aman gitme, bir gün daha kal, bir gün daha kal, hafta sonu bizde kal. Şunu da ye, bunu da iç, hadi şunu yapalım falan filan. Niye? Bak, içindeki cömertlik durmuyor. Hani gitmesin de misafir, biraz daha göstereyim cömertliği. İnsanda bu böyle. Cömert insanın veya misafirperver insandaki tecellisi bu işin böyle. E Allah'ta nasıl olur? Allah da ister ki bunlar sonsuza dek yaşasın, bunlara sonsuza dek ikram edeyim. Çünkü bunlar edepli misafirler. Edepliler için söylüyoruz, imanlılar için söylüyoruz. Onları cennette ebedi tutmak ister. Çünkü güzel misafir takdir ediyor, teşekkür ediyor, iltifat ediyor. Hah, madem böyle güzel misafirlik yaptım, misafirperver olan da seni sever. Keşke bu adam gitmeseydi ya der mesela. Erken gittiği zaman ya bir saat daha otur der mesela. Ne var erkenden kalktın der mesela gibi gibi. İnsanda bu böyleyse Allah'ta o sonsuz kerem sahibinde nasıldır yani? Evet. Hem ister ki o ziyafetten telezzüz edenler orada devam etsinler. Ta zeval ve firakla elem çekmesinler. Çünkü zevali elem lezzet olduğu gibi zevali lezzet dahi elemdir. Burayı konuşmuştuk. Fazla açmıyorum. Yani varlığın yokluğunu tatmak acının uzun vadelisidir diyelim. Yokluğun varlığını görmek lezzetin uzun vadelisidir diyelim. Dünkü söylediğim daha açıktı. Bugün daha karmaşık söylemiş oldum. Biraz daha açmaya çalışayım. Yani bir şeyin lezzetiyle tanıştırıldıysak onu yitirdiğimizde yoksunluğu ebedileşir bir nevi. İşte sevdim kavuşamadım. O sevdin belki bir günlük iş, bir saatlik iş, yıldırım aşkı bir saniyelik iş ama kavuşamadın bir ömürlük iş. Bak nasıl oldu şimdi? Zeval lezzet elem oldu. Sevdin kavuşamadın. Ömür boyu o içinde kaldı. Hikayeleri çoktur. Veya tam tersi seni hapishaneye attılar işlemediğin bir suçtan. Durdun orada bir yıl, iki yıl, üç yıl ya işte durdun. Çıktın, bak oradaki sıkıntılar bitti. Bu sefer ne oldu? Geriye şey kaldı, lezzet kaldı. Zevali elem lezzet oldu. Veya başka bir örnek verelim. Üniversite sınavına bir yıl çalıştın. Orada çilesini çektin, katlandın sıkıntıya falan. Bak zeval vurdu, sınava girdin, kazandın. Zevali elem, yani o bir yıllık süreçteki stresler, sıkıntılar, gerginlikler, çalışmalar, işte yoksunluklar son buldu. Ondan sonraki hayatın için, ya üniversite sınavında çok çalıştık ama iyi yer kazandık, ya hayatımız kurtuldu. Bak hep lezzet oldu. Bu iş böyledir. Cenab-ı Hak da bizi lezzetlerinden mahrum ederse bu dünyada tattırdığı ne olur bizim için? Elem olur, kalıcı elem olur, evet. Bu sergilere bak ve şu ilanlara dikkat et ve bu dellallara kulak ver ki muciz numa bir padişahın antika sanatlarını teşkil ve teşhir ediyorlar. Bu sergilere bak, şu ilanlara dikkat et, bu dellallara kulak ver ki muciz numa bir padişahın antika sanatlarını teşkil ve teşhir ediyorlar. Şimdi burada sergilere bak, bu işin Allahu alem kaydıyla söylüyorum cansız kısmını ifade ediyor olabilir. Cansızlar ve bitkiler, bunların sadece görünürlüğü var diyelim. Bir üst boyut, ilanlara dikkat et. Bundan da murat belki sesli olan
Yani öten, konuşan, kendince sesler çıkaran canlılar olabilir. Hayvanlar alemi diyelim ona da. Belki Allahu alem diyorum. İlanlar da o olabilir. Şu ilanlara dikkat et. Ve bu dellallara kulak ver ki dellallar da yine Allahu alem kaydıyla söylüyorum. Peygamberlere işaret olabilir. Öncelikle peygamberler, sonra da onların varisi olan hakiki alimler, mürşitler. Neden? Çünkü onlar bir de çağırıyorlar artık bu yola. Daha ilanın daha üstü. İlan bildirir ama çağırmaz. Dellal bir de gelip çağırır yani gel. Doğru bu, hakikat bu ya da şöyle şöyle böyle böyle olacak diye söyler yani açıkça. Bu dellallara kulak ver ki muciz numa bir padişahın antika sanatlarını teşkil ve teşhir ediyorlar. Hem o sanatların kendisileri yani hem kendileri o sanatlar teşkil ediyorlar hem de teşhir ediyorlar, gösteriyorlar kendi üzerlerinden veya başkalarını da gösteriyorlar. Bir Müslüman İslam'ı anlattığı zaman hem Allah'ın ayeti kendisi oluyor hem de Allah'ın ayetlerini göstermiş oluyor. Yani bizzat kendisi de Allah'ın ayeti. Çünkü insan da Allah'ın varlığına bir delildir. Çok yönlerden hem de. Bir de üstelik Allah'ın ayetlerini bize anlatırsa iki kere fonksiyonunu görmüş oluyor. Hem kendisi ilan ediyor hem de ötekilerin ilancılığını tanıtıyor. Böylece dellal oluyor, evet. Kemalatını gösteriyorlar. Misilsiz cemali manevisini beyan ediyorlar. Dedik ya maddi güzellikler aslında manevi güzelliklerin tezahürüdür. Gerilerinde olan manevi güzelliğin inkişafı vardır o maddi güzelliklerde. Bir ressam resim yaptığı zaman bu resmin üzerindeki güzellik aslında ressamdaki sanatın güzelliğidir. Duyuşun, bilişin, hissedişin güzelliğidir. Gibi gibi çiçekteki güzellik Cenab-ı Hakk'ın manevi güzelliği. Asıl işaret ettiği o esmasının güzelliği, sıfatlarının güzelliği, şuunatının güzelliği. Orada onun bir tek şeklini gördün sen, papatya şeklini, lale şeklini, gül şeklini gördün. Ama onların ardında onları öyle ölçen biçen bir hassasiyet var. Bir biliş var, bir gözetiş var, bir ikram var. Çünkü gören sensin onu. Sana yapılmış yani o gül. Karşına çıkmış. Sana bir güzellik gösteriyor. Senin anlayacağın dilden konuşuyor seninle. Bak orada nasıl bir sanat var. Evet, ila ahir. Misilsiz cemali manevisini beyan ediyorlar. Hüsnü mahfisinin yani gizli güzelliğinin letaifinden bahsediyorlar. Demek onun pek mühim, hayret verici kemalat ve cemali manevisi vardır. Vardır ki bunları yapmıştır. Manevi güzelliği olmayan maddi güzelliği yapamaz. İşte diyoruz sanat sahibi olmak içte bir güzelliğin olduğunu gösterir. İçinde bir güzellik olmayan sanat sahibi olamaz. Veya işte güzel bir sofra. Bu güzel sofranın hazırlanması için o sofrayı hazırlayan da hem bir estetik duygusunun olması lazım, hem lezzetten anlıyor olması lazım, hem cömertlik olması lazım. Hem muhabbet olması lazım, hem işte müdakkiklik olması lazım, dikkat etmesi lazım mesela oradaki hassas ölçülere. Ne bileyim yani o ince sanatlara ne gerekiyorsa, görünüşünden, kokusundan, yiyişinden, dizaynından, öncesine kadar, malzemenin alınışına kadar yani uygun malzemenin alınışına kadar, karıştırılışına kadar. Hepsinin inceliği önce o kişinin ruhunda, kalbinde, içinde olması lazım. Onlar yoksa bunu yapamaz. Yani o iyi yiyeceğin ortaya çıkması, iyi sofranın ortaya çıkması bu manevi güzelliğin tezahürüdür sahadaki. Eğer o insanda o anlayışlar, idrakler, sanatlar, teknikler olmasaydı bu maddiyat ortaya çıkmazdı. Demek maddiyata ne gözüyle bakacağız? Maneviyata işaret eden tezahürler gözüyle bakacağız. Tabelalar gözüyle bakacağız. Harfler gözüyle bakacağız. Arkada o manalara işaret eden, onları okutturan, beni yapan sahibim böyle böyle şöyle şöyle diye tanıtan, lisan-ı hal ile zikreden, tesbih eden, haber veren,
bir eşya gözüyle bakacağız. Nasıl, yine o örneği vereyim. Lamborghini'ye, Ferrari'ye baktığınız zaman ulan ne sahibi var bunun diyorsunuz mesela, değil mi? Sadece satın alan manasında söylemiyorum. Üretici firma anlamında da mesela diyorsunuz ki ya adamlar ne yapmış arkadaş? Motordan iyi anlıyor bunlar. Veya işte bak tekerlekleri nasıl düşünmüşler. İşte tasarımı ne kadar güzel falan. Bak iyi araç fabrikasını övdürüyor. Mühendislerini övdürüyor. Peki gül, çiçek, insan, kuş, aslan. İndikçe inceliğine sanat görüyoruz, hayret ediyoruz. Ya bu da varmış, şu da varmış, o da varmış diyoruz mesela. Ta işte tek hücrelisine kadar bir hücreyi açıyorlar, içini gösteriyorlar. Abi diyorsun, evren gibi, bu ne diyorsun yani? Metropol gibi. İstanbul o kadar karışık değil yani onun içi kadar. Ama bütün işleri düzenli devam ediyor falan. Bu da sahibini övüyor. İlla böyle bizim gibi konuşması gerekmez. O da işini iyi yapmasıyla Allah'ı övüyor. İşte bu da lisan-ı hal ile tesbih. Ama ehlullah, Allah dostları, kalbi hüşyar olanlar, uyanık zatlar, manevi alemin uyanıkları, onlar mesela bu varlığın sesli tesbih ettiğini de duyabiliyorlar. Biz o makamların adamı değiliz. Bize lisan-ı hal yetmeli. Yani onu da böyle aklımızla biraz kurcalamalıyız, arkasına gitmeliyiz. Kim bilir, Cenab-ı Hak belki ikram eder, o sesleri de duyarız ama o sesleri duyuncaya kadar da sessiz kalmamalıyız. Çünkü varlık lisan-ı hal ile de bize bağırıyor. Evet, Allah var, benim Allah'ım böyle, Subhan, Kerem sahibi, adalet sahibi, intizam sahibi, Rahman, Rahim gibi manaları hep söylüyorlar. Şimdi hüsnü mahfi mevzusu burada ne oldu? Biraz açıldı. Cenab-ı Hakk'ın hüsnü mahfisi denilmekle ne kastedildiğini buradan anlayalım. Görünenin arkasını tefekkür etme. Bakınız, bu sözlere başlarken ikinci sözde Bakara suresinde daha başındaki ayetlerde şeyin övüldüğünü söyledik. Gayba iman edenler. Onlar ki gayba iman ederler. O ayetle başlamıştı ikinci söz. Yanlış hatırlamıyorsam ikinci sözdü. Çok da oyalamayayım sizi. Hızlıca oraya bakayım. Evet. Ellezine yu'minune bil gayb. Bakara suresinin 3. ayetiydi. Önceki ayetle ilişkilendirerek şöyle meal vermişler. O takva sahipleri öyle kimselerdir ki gayba iman ederler. Şimdi bak, gayba iman edilen övüldü. Peki ne oldu? Gaybe imanın arkasında olan neymiş? Sultanın hüsnü mahfisini görmekmiş. Bir anlamda da. Görünürde bir sanat var, evet. Ama görünürün arkasında da bir sultanın manevi güzelliğinden haberler var. Görünene takılırsak halt ederiz, arkasına geçmek lazım. Bediüzzaman Hazretleri bir yerde diyor ya, onu padişah sana diyor mesela gönderse bir elma. İki türlü diyor muhatap olabilirsin. Ya diyor elmayı alırsın diyor, kutur 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 yersin diyor. Normal bir elma muamelesi yaparsın diyor. Bu diyor, evet bu da bir muhatabiyet ama yüzeyde kaldın sen. Elma diye gördün onu. Birisi de diyor kafası vardır, feraseti vardır, zekası vardır, kalbi hüşyardır. Der ki koskoca padişah bana elma göndermiş. O elmayı öper, saklar. Bir yere asar veya bir dolaba kaldırır veya üstünü işte vernikle mi kaplıyorlar onları saklamak için, meyveleri falan böyle görsel olarak. Onu yapar. Onda muhafaza eder. Neden? Çünkü o elmanın arkasında başka bir şey var. Ne diyor? Vaktiyle padişah sana böyle bir iltifat etti veya bu padişah seni böyle böyle biliyor. Seni böyle böyle övüyor. Bunu elma olarak düşünmeyin, madalya olarak düşünün. Madalyanın bir maddi değeri var. Bir de ne var? O maddi değerin arkasında üzerindeki nişanlardan, işaretlerden, kasıttan kaynaklanan bir manevi güzelliği var. Bu madalyayı kazanan diyor şey cesurdu veya işte çok büyük kahramanlıklar yaptı veya devlete büyük faydalar dokundurdu. İltifat var yani o madalyanın arkasında. Veyahut da bununla düşünmeliyiz.
bu örnekte mevzuyu açıyor. Yani madalyaya metali için bakmayalım, üzerindeki sanat için bakalım. O zaman madalyanın manevi güzelliği artar ve görünenin üstüne çıkar, görünenin çok çok üstüne çıkar güzelliği. Bugün bilimselliği biz niye eleştiriyoruz en çok? Bilim yüzeyde kalıyor her şey için. Mektubu okuyor, daha doğrusu mektubu inceliyor, kağıdını inceliyor, mürekkebini inceliyor. Ya bu mektupta ne yazılmış, onu okumuyor bilim. Diyor ki ya işte tek hücrelilerden tut diyor, şu şeye kadar çok büyük bir düzen var, ekosistem var falan filan. Da ya bu ekosistem de kimin eseri yahu? Ne amaçla yapıldı yahu? Bunu bir sorsana kendine. İşte Allah diyor, şu işte Allah demiyor onlar. Bilimde Allah diyen pek az maalesef. Allah'ı biz diyoruz. Allah dilinden ismimiz, dilimizden ismini almasın. Yani adama abi Allah dedirtemiyorsun. Adam şurada diyor şöyle güzel bir şey var. Burada bilmem şöyle bir şey var. Tamam var ama bunun amacı ne? Yani onun inceliğine bir giremiyor bir türlü. O manevi güzelliğe geçemiyor. Halbuki İslam amacı asıl o manevi güzelliği tanıtmak. Evet, mesela yine 8. söze geldik burada. 8. sözde de mesela şöyle deniyor. Bir hadisi kutsi'de Cenab-ı Hak buyurmuş. Ene inde zanni abdi bi. Yani kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim. İşte bu bedbaht adam suizan ve akılsızlığıyla gördüğünü adi ve aynı hakikat telakki etti ve öyle de muamele gördü ve görüyor ve görecek. Ne ölüyor ki kurtulsun ne de yaşıyor. Böylece azap çekiyor. Bak, gördüğünü adi ve aynı hakikat telakki etti. Biz neyi konuşuyoruz? Gördüğünü aynı hakikat görme, onun arkasındaki manevi güzelliğe nazar etmeye çalış. Ya ben o kadar hayatımı tehlikeye attım, savaştım, bilmem şu, bana vere vere bu metali verdiler deme. O metalin arkasındaki iltifatı görmeye çalış. Sen o madalyayı gösterdiğinde sana çok kapılar açılacak. Çok büyük iltifatlar edilecek. Neden? Senin kahramanlığın orada çünkü. Bir de burada bir hadis-i şeriften bahsedilmişti. Onu da hatırlayıp okumak istiyorum ama yerini de bulamadım açıkçası. İlk sözlerden birisinde olduğunu hatırlıyorum. O da mevzumuzla ilgili. Küçük sözlerden Haşr Risalesi'ne yapılan göndermeleri hatırlayalım, unutmayalım istiyorum. Çünkü metinler birbirine bakıyor arkadaşlar. Nasıl Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sı hep birbirine bakar, Bediüzzaman Hazretleri bunu söylüyor. Aynen o şekilde de küçük sözler, büyük sözler hepsi birbirine bakıyor. Burada onu da bir görsem, okusam içimde kalmayacak. Hayret, gözüme çarpmadı. Gördük, gördük, görmedik şimdi. Geçelim. Burada bekletmeyeyim sizi. Bulamadım. Küntükenze mahfiyen diye başlayan o şey vardı ya. Gizli bir hazineydim, bilinmek istedim. Bir hadisi kutsi olarak naklediliyor. Kaynağını doğrusu bilmiyorum ama öyle duymuşuz. Bazıları senedinde sorun olduğunu söylüyor. O açıdan hadis değil de hakikat gözüyle de baksak olur. Yok, bulamadık. Sağlık olsun. Ona da işaret var. Yani Cenab-ı Hak buyuruyor ya, ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim. Gizli hazine nasıl bilinmek ister? Tezahürleriyle. Göstererek sanatını. Çünkü biz
maddiyiz, maddiyi algılayabiliyoruz. Manaya da madde üzerinden ulaşabiliyoruz. İnsanın sınırlılığıyla ilgili bu. Cenab-ı Hak da varlığa ayetlerini serpiştirmiş, bize de gayret sarf etmemiz için kapıları açık bırakmış. Orada irademizi sarf ettiğimizde Cenab-ı Hak nurunu kalbimizde yakıyor. Sa'd-ı Tavsdazani Hazretlerinin iman tarifi nasıldı? Kaddesallahu esrarahum. O diyor ki, kulun iradesinin sarfından sonra Cenab-ı Hakk'ın kalbe ilka ettiği nurdur diyor iman. Yani önce bizden bir gayret, ondan sonra Cenab-ı Hak bu imanın bakış açısını, zenginliğini, delillerini içimizde yandırmaya başlıyor nur gibi. Evet. Demek onun pek mühim hayret verici kemalat ve cemali manevisi vardır. Elhamdülillah ki vardır. Gizli kusursuz kemal ise, gizli kusursuz kemal ise, takdir edici, istihsan edici, yani güzel bulucu, istihsan edici, hüsn, güzellik, istihsan, güzel bulmak. Güzel, istihsan edici, güzel bulucu, maşallah deyip müşahede edicilerin başlarında teşhir ister. Maşallah ne demek? Allah ne güzel dilemiş. Öyle biliyorum ben manasını. Biz bunu işte nazara karşı falan söylüyoruz. Aslında büyük hikmeti var. Bir insan bir şeyi neden kıskanır veya nazar tehlikesi yaşatır ona veya yaşanır onda? Onun onda değil de sizde olmasını arzularsınız. Adam mesela çok güzel bir araba almış. İçinizde de haset varsa böyle, kıskançlık varsa böyle şey dersiniz. Keşke benim olsa. Vardı ya o güldür güldür dedi. Keşke benim olsa diyordu. Etraf çökmeye başlıyordu falan. Niye keşke benim olsa dese başına bir iş geliyordu. Onun gibi Allah ona bir yer tayin etmiş. Bir hikmetle birisinin elinde yaratmış, ona nasip etmiş. Ondan razı olmuyorsun. İçinde haset var, kıskançlık var. Keşke benim olsa, orada değil bende olsa. Bundan nazar olduğu için mesela maşallah deyin diyor mesela, nazarınız değmesin diye. Nasıl oluyor o zaman? Hatırlatıyorsun kendine. Allah dilemiş bunu. Allah ne güzel dilemiş dediğin zaman kendi kalbine, nazarına, aklına şunu hatırlatıyorsun. Bunun orada olmasını, bende değil, orada olmasını, bende değil, onunla olmasını Cenab-ı Hak diledi. Onun dilediği elbette hayırlıdır. Bu hatırlatmayı yapıp o hasedi, o kıskançlığı kırıyorsun. İnşallah. Yani maşallah kelimesinin ardındaki hikmeti de böyle bir parça tefekkür edebiliriz. Gizli kusursuz kemal ise takdir edici, istihsan edici, maşallah deyip müşahede edicilerin başlarında teşhir ister. Adam çok iyi yemek yapıyor ama hiç kimseye yemek yapmadı. Olmaz ki. Adam çok güzel sesli ama hiç şarkı söylemiyor. Bak bir terslik olduğunu hissediyoruz. Adam çok iyi tamirci ama hiçbir şeyi tamir etmez. Böyle olmaz bu iş. Adam çok iyi futbol oynuyor ama hiç kimsenin karşısında top oynamıyor. Yani bir şey hissederiz ya. O varsa niye göstermiyor? Yani göstermedikten sonra onun varlığı yokluğu ne anlamı var? Biz insani anlamda söylüyorum. La teşbih ve la temsil. Yani kabiliyeti varsa bir teşhir etsin ki insanlar takdir etsin. Onunki de inkişaf etmiş olsun, görünmüş olsun. Sahaya çıkmış olsun yani. Adamın çok iyi sol ayağı var ama hiç kullanmaz futbolda. Niye var o zaman? Varlığıyla yokluğun arasında ne fark var? Gibi gibi la teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hakk'ın gizli kusursuz kemali de takdir edecek, beğenecek, övecek, güzel bulacak, istihsan edici, maşallah deyip müşahede edicilerin başlarında teşhir ister. Yani Cenab-ı Hak neden bu imtihanı başlattı, neden alemi yarattı, neden bir tek kendisi var olmadı da eserleri de ortaya çıktı? Takdir istiyor o iltifat, o kemal, onun hakkı o. Şöyle düşünmeyelim bu batıl batılların dediği gibi. Tanrı övünmeye muhtaç falan. Haşa öyle bir şey yok. Allah hiçbir şeye muhtaç değil. Ama hakkı hakkı. Ona hakkını vermek zorundayız biz. Çünkü
o hakkı verdiğimiz zaman bize iyi geliyor. Yani Allah'ın övülmeye ihtiyacı yok. Allah'ın nasıl diyelim, işte insan diye 70 kiloluk, 60 kiloluk et yığınlarının güzel bulmasına, bir yarattığı bir şeye ihtiyacı yok. Sübhan olan Allah bizim tesbihimize muhtaç değil ki, bizim tesbihimiz onu sübhan kılmıyor. Biz o sübhan olduğu için tesbih getirebiliyoruz. Bunu anabiliyoruz, zikredebiliyoruz. Onun Esma-ül Hüsna'sı onda zaten hep var. Biz o Esma-ül Hüsna'ya mazhar olmakla nimetleniyoruz. Bu anlamda nimete mazhar olan biziz. Ona bir şey, haşa, olmayan bir şey vermiyoruz. O bir şeye muhtaç değil, onu muhtaçlığından kurtarmıyoruz haşa. Ya böyle bir güç elimizde yok zaten. Yalnız onun hakkı bu. Ebu Bekir Sifil Hoca'nın, o Mustafa Öztürk'ün Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'daki azamet ifadelerine takıldığı yerlere verdiği cevap vardı. Yani diyor Allah diyor elbette el mütekebbir diyor, bu onun hakkı. Elbette büyüklenecek çünkü senin ona bilmeye ihtiyacın var yani. Yani Cenab-ı Hak niye tevazu etsin? Cenab-ı Hakk'ın tevazu etmesine gerek var mı? Daha doğrusu nasıl tevazu etsin? Hakikat olmaz ki onun tevazusu. Ya tevazu diyoruz ama işte kelimelerin kifayetsizliğinden çıkıyor bu mevzu. Yani Allah'ın olduğu gibi olması zaten büyüklüğü. İnsan tevazu gösterdiği zaman aslında olduğu yere gelir. Yani hepimiz insanız, hepimiz eşitiz. Ben tevazu gösterdiğim zaman kibirin oyununa düşmemiş olurum. Vaz edildiğim yerden konuşmuş olurum. Yani yoksa yukarıdayım da aşağı eğildim değil. Olduğum yer orası zaten. Tevazu budur normalde. İyi de Cenab-ı Hak için burası yok ki. Sonsuz, nihayetsiz, büyük o. Elbette onun hakikati büyüklük, büyüklenmek de onun hakkı. O yüzden o hakkın iadesinde, o hakkın ne diyelim, gereğini de biz yapıyoruz. Cenab-ı Hakk'ı takdir ediyoruz, nimetlerini takdir ediyoruz, istihsan ediyoruz. Böylelikle biz görevimizi yapıyoruz, ona bir ziyadelik katmıyoruz, hakkını veriyoruz nimetin. Evet, böyle düşünmek lazım. Mahfi yani gizli, nazirsiz, benzersiz cemal ise görünmek ve görmek ister. Elbette öyle. Güzellik mutlaka ortaya çıkıp görünmek ve görmek ister. Başkalarının da gözünde görünmek ister. Kendisi de kendini bir görmek ister. Yani kendi cemalini iki vecih ile görmek, iki yönden görmek, kendi cemalini, güzelliğini iki yönden görmek. Biri muhtelif aynelerde bizzat müşahede etmek. Muhtelif aynalarda nasıl yansıyorum onlarda bizzat müşahede etmek. Affedersiniz. Diğeri müştak seyirci ve mütehayyir. Müştak yani aşık, iştiyaklı seyirci ve mütehayyir. Hayret etmiş, hayret içinde, şaşkınlık içinde, hayran, istihsan edicilerin müşahadesiyle müşahede etmek ister. Hem görmek, hem görünmek, hem daimi müşahede, hem ebedi işhat ister. Yani işte yine la teşbihi ve la temsil insanlardan örnek veriyoruz. Bir şöhret sahibi birisi sahneye çıkacak. Bir kendisi bir görmek ister. Nasıl güzel giyindim falan filan, yakışıklı oldum falan diye aynalara bakar değil mi? Kameralarda görünen şeyine bakar, suretine bakar, iyi görünüyorum falan diye. Kendi kendisini görür, takdir eder. Bir de iki, hayranlarının tepkilerine bakar böyle. Tarkan tişörtünü bize ver falan diye bağıranlara bakar. Veya işte yırtınanlara, jilet atanlara bakar. Ayakkabı fırlatanlara bakar. İşte bakar da bakar yani onlara. O tezahürler üzerinden de kendi güzelliğini okur. İkisi de yansımadır. Bakın ikisi de yansımadır. Birinde bizzat sen kendin görüntüyü takdir eder, şey yaparsın. Ama ikincisinde o muhataplarının, şuurlu muhataplarının renklerine girer, şekillerine bürünür, seslerine, duygularına, tepkilerine bürünür. Onlardan görürsün. İkisi de doğrudur. Yani ikisi de evet şeydir, yansımadır, takdirdir, istihsandır. Ama renkleri başka başkadır. İkisinde ister diyor
öyle bir cemal sahibi. Görmek ve görünmek ister. Bir daha okuyorum burayı. Mahfi, nazirsiz cemal ise, benzersiz güzellik ise görünmek ve görmek ister. Yani kendi cemalini iki veç ile görmek. Biri muhtelif aynelerde bizzat müşahede etmek, diğeri müştak, seyirci ve mütehayyir istihsan edicilerin müşahadesiyle müşahede etmek ister. Hem görmek, hem görünmek, hem daimi müşahede, hem ebedi işhat ister. Yani hem sonsuza dek görünsün ister güzelliğim, aynı şekilde herkes görsün ister, kendisi de görmek ister. İki, bir de başkaları bu güzelliğe sonsuza dek şahit olsun ister. Bir, o güzellik bende hep görünsün, ben görebileyim aynalarda ister. İki, başkaları da benim bu güzelliğime ebedi sonsuza dek şahit olsun ister. Ya bu dünyada bile istiyor insanoğlu ki insandaki güzellik onun emanetçisi olduğu bir güzellik. Hakiki bir güzellik de değil, hakiki güzelliğin sahibi Allah. İnsan böyle istiyorsa o güzelliğin sahibi Allah nasıl ister bunu? Çünkü onun hakkı. Ya mesela işte filanca ünlü, falanca ünlü. Ya onun ne hakkı var? Tamam hadi sesi güzel olsun, şarkısı güzel olsun falan filan. Atıyorum dünyevi ölçüler. Evet, onun o zahiri güzelliğinin hakkı olarak bir takdir istiyor insanlardan. Ya da işte cisminde bir güzellik var. Onun hakkı olarak bir takdir istiyor insanlardan. Hep de daimi istiyor yani. Bugün yarın değil. Erol Büyükburç toprağı bol olsun. Saksı değilim ben diye ortalığı yıktı adam ya. Halbuki senin ünlü olduğun zamanlar ta işte şey. Yani bundan 40 yıl evveli belki. Fakat adam işte o zamanlar olanın da devam etmesini istiyor. Hala o hürmeti, o sevgiyi görmek istiyor. Yıktı ortalığı programda. Ben saksı değilim. Bana ilk önce söz vereceksiniz bilmem ne falan filan diye. Ölünün arkasından konuşmayalım yani, ortalığı yıkarak aynı değeri görmek istedi. E bakıyoruz böyle yaşlanmış ünlülerde de aynı şeyi görüyoruz. Gençliğindekinin aynısını görmek istiyor hala. Estetik yaptırıyor, bilmem ne yaptırıyor. İşte çeşitli popülarite çalışmalarıyla devamını sağlamaya çalışıyor. Oluyor olmuyor ama istiyor. Güzel olan güzelliğini hem görmek hem göstermek istiyor. Hem bizzat kendisi görmek hem başkalarına göstermek istiyor. Sosyal medya çağındayız. Bunu daha fazla izah etmeye ihtiyaç duymuyorum. Zaten Instagram'da şurada burada paylaşımların bini bir para. Bunu artık delil istemeyiz yani. Daha fazla delil söylemiyorum ben. Ama bunu istediği gibi bunların sonsuzluğunu da istiyor insan. Daimi müşahede. Bak, hem görmek hem görünmek hem daimi müşahede. Yani sonsuza dek kendi güzelliğini aynı şekilde görmek, hem de ebedi işhat ister. Sonsuza dek kendisine şahit olunsun ister, görünsün ister güzelliği. İnsan o üzerindeki o azıcık, o kusurlu, o eksik, o ne diyelim çirkinlikle alude güzelliğin görünmesinde bu kadar arzu gösteriyorsa, la teşbih ve la temsil, Cenab-ı Hak hakkı olanına kadar ister. Onun hakkı çünkü bu güzelliklerinde ki hepsi onun cemalinden bir küçük deryasından, okyanusundan bir küçük damlacık bile değil. Hepsini güzel kılan zaten o. Onun güzelliğinden, Cenab-ı Hakk'ın güzelliğinden dolayı bunlar güzel. O güzel olduğu için bunlar güzel. Onun cemali manevisinin tezahürleri bunlar. Kusurlu, eksik, yansıtışlar. Elbette yani o bir hakkın o ayna o şeyi kaldıramaz. Ayna güneşi yansıtır ama güneşin özelliklerinin çoğu giderek yansıtır. Hepsini koruyamaz. Gibi gibi insanoğlu da elbette Cenab-ı Hakk'ın cemali manevisinin aynadarlığını kusurlarla yapıyor. Bütün canlılar bunu böyle kusurlarla yapıyor. Ama bir yönüyle de işaret ediyorlar. Evet, belki birçok yönleriyle. Şimdi o daimi cemal, müştak, seyirci ve istihsan edicilerin devam vücutlarını ister. Hayranlarının devamını istiyor. Nasıl o ünlüler, ben hep sevileyim, beni sevenler hep devam etsin istiyorlarsa, o daimi cemal, sonsuz cemal, müştak seyirci ve istihsan edicilerin
devamı vücutlarını, yani varlıklarının devamını ister. Çünkü daimi bir cemal, bak kilit cümle, çünkü daimi bir cemal zail müştaka razı olamaz. Güzellik daimi, hayranı geçici olmaz. Güzellik daimi ise ilginin de daimi olmasını ister. Zira dönmemek üzere zevale mahkum olan bir seyirci, dönmemek üzere zevale mahkum olan bir seyirci, zevalin tasavvuruyla muhabbeti adavete döner. Hayret ve hürmeti tahkire meyleder. Çünkü insan bilmediği ve yetişemediği şeye düşmandır. Halbuki şu misafirhanelerden herkes çabuk gidip kayboluyor. O kemal ve cemalin bir ışığını, belki zayıf bir gölgesini bir anda bakıp doymadan gidiyor. Demek bir seyrengahı daimiye gidiliyor. Bakınız nasılmış fenanın tabiatı? Zevale mahkum, yok olmaya mahkum bir seyirci, o yok oluşun tasavvuruyla, hayaliyle, beklentisiyle sevgisi düşmanlığa dönermiş. Hürmeti, hayreti tahkire meyledermiş. Çünkü insan bilmediği ve yetişemediği şeye düşmandır. Öyle midir? Ya öyledir. Hakikaten de öyledir. Diyelim bir yerde yardım dağıtılıyor. İnsanlar toplandı. 1000 kişiye verdiniz, 10 kişiye kalmadı. O 10 kişi ne yapar? Veya şöyle söyleyelim. 100 tane şey veriyorsunuz, 1000 kişiye tam verdiniz 100 tane. Ama geride kalan 10 kişiye 100 tane kalmadı da 50 tane kaldı. İşte 50'şer tane kaldı neyse ondan. Bakın o alamayanlar, eksik alanlar, bu nasıl düzen, bu nasıl şey, bu nasıl organizasyon falan filan diye şey yaparlar. Neden? Çünkü 100'ü gördüler ama 50'yi aldılar. Alamadılar istediklerini. Gibi gibi. Bunun gibi de işte aşık oldu ama kavuşamadı. Ya da karşısındaki onu tahkir etti. Bu sefer o sevgisi nefrete döner. İlgiyi böyle sürdürür. Üstad Hazretleri işte başka bir yerde diyor. Ateistler, kafirler neden Allah'a düşman? Çünkü ahirete inanmadıkları için bu dünyadaki varlıklarının hiçliğe doğru olduğunu biliyorlar. Onunla da doluyor, nefretle doluyorlar. Çünkü her tadışları bir yokluğa, aslında her tattıkları bir yoksunluk oluyor. Onlara öğretilen yeni bir yoksunluk, yeni bir yoksulluk. Ellerinden çekilip alınan bir elma şekeri gibi. O yüzden sürekli nefret biriktiriyorlar. Ve inanmadıkları Allah'a düşman oluyorlar ondan. Kendi hatalarından dolayı tattırıyor ama vermiyor diye içlerinde bir nefret birikiyor. Halbuki ahirete inanmayan kendileri yani. Tamamen kendi salaklıkları. Cenab-ı Hakk'ın ne suçu var aşağı? Gibi gibi. Buradaki mana da ona işaret ediyor gibi geldi bana. İnsan bilmediği ve yetişemediği şeye düşmandır. Gösterilip verilmeyen şeye düşmandır. Tattırılıp yedirilmeyen şeye düşmandır. Kokusu duyurulup kendisi bahşedilmeyen şeye düşmandır. Haberi verilip kendisi gelmeyen şeye düşmandır. Dediler ki işte falanca ünlü konsere gelecek. Belediye organizasyon yaptı, getiriyor. Sonra o gün geldi, belediye o adamı getiremedi, başka birini getirdi. Aa, bu nasıl belediye, bunu nasıl yapar falan filan bak. Beklenti düşmanlığa sebep oluyor. Bir tane komedyen var, Amerikalı. Böyle Cem Yılmaz'ın da ondan espriler aldığı söylenir. Aldığı diyelim, biz çaldığı diyorlar YouTube'da da biz aldığı diyelim. Söylenir. O adam mesela bir skeç yapmış kendince. Ya da bir show programında mı söylüyordu. Ya diyor, uçağa bindik diyor. Uçakta İlk defa ben o zaman ilk de biniyormuş herhalde öyle bir uçağa. Uçakta internet olduğunu söylediler diyor ama ilk defa diyor bir uçakta internet olduğunu duydum diyor. İnsanlar diyor hemen başladılar işte girmeye. Galiba olay böyleydi, inşallah yanlış aktarmıyorum. Sonra diyor bir an geldi, internette kesinti oldu. Birisi diyor hemen diyor küfür etti.
Ya 5 dakika önce yani diyor yani uçağa binene kadar sen böyle bir şeyin olduğunu bilmiyordun diyor. Bak uçağa binerken de böyle bir taleple binmemiştin. Bilet alırken de böyle bir şeyden haberin yoktu. Bize söylediler ki bu uçak özel bir uçak. İlk defa bu uçakta işte internet olacak. Söylediler, haber verdiler. Nasıl diyor birden o uçak sana diyor interneti bir saat boyunca sağlamak konusunda borçlandı birdenbire. Sen diyor onu alamamaktan diyor küfür ettin. Yani burada sorguluyor onu kendisi mantık olarak. Ama insanda bu damar var. İnsana bir şeyden haberdar ederseniz, haber verirseniz, söylerseniz yapmadığınızda düşmanı olur. Sizin de onun da. Çocuğa söz verin mesela yaz tatilinde sana bisiklet alacağım. Almayın düşmanınız olur. Bir sene sizi yer. Veya birkaç ay sizi yer. Unutmaz onu yani. Söz verdin ama yapmadın gibisinden. Cenab-ı Hak insanı böyle yaratmış. Kendisi de böyle cömert. Böyle istiyor ki sevilsin, takdir edilsin, güzelliğine şahit olunsun, istihsan edilsin. Bunu da bağlamış yani ilişkiyi. Neden o insanları kendisine ebedi küstürsün? Neden o insanları bir cennette devamlı kılmayarak, hayattan mahrum ederek, bekalarını sağlamayarak kendisine düşman etsin? Dünyada nimetlendiriyor, sevindiriyor, sevdiriyor. Neden bunu alsın da o takdir edilmesini istediği ve hakkı olan güzelliği bunlar tenkis etsinler, hakaret etsinler, hakları olmayan şeyler söylesinler? Allah bunu yapmaz diyor işte. Sadıkul vaad olan Allah, vaadinde sadık olan Allah bunu yapmaz. O tattırmanın vaadi de yedirmektir. Haber vermenin vaadi getirmektir. Alacağım demenin vaadi almaktır. Cenab-ı Hak da bu vaatleri, kendi güzelliğinin tereşühatı olan bu vaatleri bize vermiş, bulunmuş. Elbette bizim kulluğumuzda da yükümlülüğümüz var. Hakkını vermemiz lazım yani. O güzellik sadece var diye olmaz bu iş. Bizim de hakkını vermemiz lazım takdirde, tahsinde. Eğer verirsek o zaman ne diyor? Halbuki şu misafirhanelerden herkes çabuk gidip kayboluyor. O kemal ve cemalin bir ışığını belki zayıf bir gölgesini bir anda bakıp doymadan gidiyor. Bu dünyanın hali böyle. Demek bir seyrangahı daimiye gidiliyor. Demek bir seyrangahı daimiye, sonsuz bir seyrana, sonsuz bir gezintiye, sonsuz bir manzara yerine, keyif yerine, saraya, kıra, artık ne derseniz, cenneti nasıl hayal ediyorsanız öyle bir yere gidiliyor. Sonsuz bir teşhir yerine gidiliyor. Sergiye gidiliyor ya da öyle söyleyelim. Bakınız şimdi bitirirken hemen şeyi de bağlayalım, zaten süremizin sonuna geldik. Bakın ayette nasıldı, kısa mealini tekrar okumak istiyorum. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir buyurulmuştu. Rum suresinin 50. ayetinde kısa bir mealiyle böyleydi bu. Meal düzeyinde bile gördük ki mesela rahmet, kudret burada bahar üzerinden bize haşrin delili olarak sunuluyor. Bahar da rahmet ve kudret üzerinden haşrin delili olarak sunuluyor. İki türlü de ilişki var. Burada da onun yerine cömertlik geçti, güzellik geçti. Üstte cömertliği konuştuk. Bu hazineleri veriyor. Altta da güzelliğini konuştuk. Burada nereye koyabiliriz onu? Şimdi bak Allah'ın cemal eserlerine, yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O hakkıyla cömerttir diye okuyabiliriz belki burada. Yani güzelliği ve cömertliğin, burada cömertliğin kudrete baktığını, güzelliğin de rahmete baktığını, onların zillinde birer mana ifade ettiğini Allahu alem kaydıyla söylüyorum. Belki söyleyebiliriz. Elhamdülillah. Böylece arkadaşlar dördüncü sureti bitirdik. Beşinci sureti inşallah yarından itibaren konuşmaya başlayacağız. Cenab-ı Hak bu hakikatlerden hissemizi ziyade eylesin. Bu bahislerde geçen isimleri, hakikatleri,
marifeti, maneviyatı hürmetine bu eserleri yazanlar ta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bugüne irşat vazifesini hakkıyla yapanlar hürmetine, mürşitlerimiz hürmetine Filistin'in, Doğu Türkistan'ın, Çeçenistan'ın, İslam aleminin yaralı her bir köşesinin, Suriye'nin, İran vesaire yaralarına şifa versin, onların darlıklarını ferahlığa çevirsin. Cenab-ı Hak üzerimizdeki bu kara bulutları bir bahara kalbetsin, şüphesiz onun bahara gücü yetiyor. Bize, bizim lokal, özel, bize has, bize lazım baharımızı vermekten yoksun değildir, noksan değildir bundan. O böyle bir kusurdan münezzehtir, onun hepsine gücü yeter. Ayetten aldığımız müjdeyle biz de dua ediyoruz Cenab-ı Hak'tan. Rum suresinin 50. ayeti hürmetine kendi baharımız, alem-i İslam'ın baharını diliyoruz. Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Hasreten Filistinli kardeşlerimizin de yardımcısı olsun. Onları İsrail zalimlerinin zulmünden muhafaza eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahmen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.